kardeşim sen ne yapıyorsun? Mektup yazıyorum. Kime mektup yazıyorsun? Kendime. Peki ne yazıyor mektupta? Kardeşim deli misin? Nereden bileyim? Daha mektubu almadım ki. Pıt pıt pıt, biz patlamış mısınız? Pıt pıt pıt. Aferin kardeşim, bak sen akıllı akıllı oturuyorsun. Bu delilere uymuyorsun. Abi ben tencereye yapıştım. Ondan kalkamıyorum. Sana bir sır vereyim mi? Ver kardeşim. Ben ejderha avcısıyım. Etrafta hiç ejderha gördün mü? Yoo, görmedim. Görmezsin tabii, işimizi iyi yapıyorum. Hanımefendi, madem bir süre buradayız, neden tanışmıyoruz? İsminiz nedir acaba? Mine! Güzel isim. Dalga geçmeyecek misin? Aa, saçmalama, niye dalga geçeyim? Deli Mine! Merhaba arkadaşlar, ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Insoni V3 oynayacağız. Yani bu oyunda akıl hastanesinden kaçmaya çalışacağız. Kardeşim sen niye akıl hastanesine düştün? Düştük bir şekil işte kardeş, ama çakallar rüya gördü diye kurtların soyu tükenmez, tamam mı delikanlı? Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez paşam, anladın mı? Mafyada silahımı, karakolda resmimi, cezaevinde ismimi, bu alemde tesbihimi bıraktım da geldim buraya. Herkes haddini bilecek aslan, ona göre. Neyse bay bay kardeş, annem banyo yaptıracak. Ve oyunumuza geçmeden önce bu çocukların neden kafalarını duvara vurduklarını sıra gün sorusu var. Şimdi yanlışlıkla bir akıl hastanesine yatırılmışsınız, tamam mı? Ve oradaki doktorlara bunun bir hata olduğunu, yani aslında deli olmadığınızı nasıl kanıtlardınız, bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık deli gömleğimizi giyip kendi kendimize sarılmaya başlayabiliriz. Abi bak, akıl hastanesine düşmüş olabiliriz ama bir insanı bu hayatta ikişi ayakta tutar, gerisi hikaye. Çok doğru kardeşim, gurur ve haysiyet değil mi? Hayır abi, sağ ve sol ayak. Hanımefendi, elinizi tutabilir miyim acaba? Ben kendim tutarım. Ağır değiller ki. People let me tell you about my best friend. He's a boy. Nereye? Seni aramaya gidiyorum. İyi hadi git, çabuk gel. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Kardeşim bunlar niye birbirlerinin üstüne çıktılar? Bir kaçma planı falan mı var? Yok abi, deli bunlar. Alttakiler kendine ağaç, üsttekiler de kendine armut sanıyor. Peki kardeşim sen niye onlara katılmıyorsun? Sen armut değil misin? Yok abi, ben onlar gibi deli değilim. Ben armutların olgunlaşmalarını bekliyorum. Ağaçtan düşünce iyice... Yoksa kendi üstüme düşecektim. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Mektup yazıyorum. Kime mektup yazıyorsun? Kendime. Peki ne yazıyor mektupta? Kardeşim deli misin? Nereden bileyim? Daha mektubu almadım ki. Ne demek yaşam koçu kurbanda kesilmez? Ne demek soru bankasından kredi çekilmez? Ne demek Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar yaşamaz? Ne demek? Kardeşim bana tekerlek takarsak ne olur? Ne olur abi?
Bugatti. Dit yolu açın dedi. Ey tahlaya gelsene kurduğumuz düşler. Ekşilmedi yüzümüzden o kıyak gülüşler. Kardeşim sen niye buraya düştün, hikayeni anlatsana. Abi ben zamanında öfkeydim. Sonra öfkeden deliye döndüm. Pıt pıt pıt, biz patlamış mısınız? Pıt pıt pıt. Aferin kardeşim, bak sen akıllı akıllı oturuyorsun. Bu delilere uymuyorsun. Abi ben tencereye yapıştım. Ondan kalkamıyorum. Tabii kardeşim, tabii. Kafayı iyice sıyırın ki dibinde kalmasın. Ulan aranızda en akıllınız benim he. Ben bir makasım. Kıçık 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 kıçık. Sol duvar 9 satır ve 7 de sütundan oluşuyor. O da 9 x 7'den 63 yapar. Aynı şekilde kapı tarafındaki duvar da öyle. Bir 63 daha. Önümdeki duvar da 10 satır ve 7 sütundan oluşmakta. O da 10 x 7'den 70 yapar. Aynı şekilde radyo tarafındaki duvar da öyle. Bir 70 daha. Ve son olarak tavana bakarsak orası da 10 satır ve 10 sütundan oluşmakta. Yani 10 x 10'dan 100 yapar. Şimdi bunların hepsini toplarsak 63 artı 63 artı 70 artı 70 artı 100'den 366 yapar. Yani bu da demek oluyor ki bu odada toplamda 366 tane beyaz kare var. Kardeşim sen bayağı zekiymişsin. Buraya nasıl düştün ki? Abi hatayı hep kendimde arıyordum. Ama Hatay Akdeniz'deymiş. Anladım kardeşim, ne diyeyim? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sana bir sır vereyim mi? Ver kardeşim. Ben ejderha avcısıyım. Etrafta hiç ejderha gördün mü? Yoo, görmedim. Görmezsin tabii, işimizi iyi yapıyorum. Hanımefendi, madem bir süre buradayız neden tanışmıyoruz? İsminiz nedir acaba? Mine! Güzel isim. Dalga geçmeyecek misin? Aa saçmalama, niye dalga geçeyim? Deli Mine! Kardeşim oley be, sonunda kurtuluyoruz. Ne hissediyorsun? Ananı arvadını... Anastasya, kıçın nerede? Kıçın kaçamamış. Arkadaşlar merak etmeyin, ben buradaki gizemi çözeceğim. Çözdüm, duvarı şaplaklamışlar. Anastasya ne yaptın sen? Kıçın gibi kafan da boş. Osman gel gel, gözlüğünü bulduk. Osman sen körsün. Osman gel gel, ölü bir adam var burada. Osman ne kadar terbiyesizsin, ölü adamın üstüne çıkılır mı? Osman gel gel, bak burada bir ölü adam daha var. Osman çok terbiyesizsin. Anastasya, kıçın hala yok. Abi dur, gözüm karardı. Osman senin gözün yok. Abi delirdi. Yok kardeşim, ne delirmesi. Anastasya nerede? Gıçı gibi o da kayboldu. Anastasya buradasın. Kardeşlerim, yengenizin gıçı yok. Gıç taktıracağız. Allah rızası için bir ameliyat parası. Abi beyaz bir ışık görüyorum, bana bir şeyler. Bir şeyler. Bana bir şey. Anastasya cennette. Osman cehennemdeyim. Anastasya oyun bitti. Ayrı serverların insanıymışız demek ki. Anastasya sen Asya, sen Asya'da o zaten kalçan yoktu, sen bu ilişki yürümezdi, sen zaten hiç yürüyemezdin bir süre sonra. Yo
You were kicked from this game. You won low mu? Oyun yapımcısı kim? Mahmut Tuncer mi? Abi annem bucu bucu yapacak onda. Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı. Ve bu video da buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.